biraz daha öne atın, biraz daha öne atın. Biraz öne doğru at, açığa at, açığa at. Elinize botanı kurşun atacağım. Gel, gel, gel. Hakiki Romanov koyunlarımızın doğumundan almış olduğumuz yavru. Bu yavrumuz 20 günlüktür. Hayvanı sevdikçe, okşadıkça bu hayvan mutlu olur, huzurlu olur. İnsanlar nasıl huzurlu oluyorsa hayvan da aynı böyle huzurlu ve mutlu olur. Sevmezsen bu işi zaten yapamazsın arkadaşlar. Seveceksin böyle hayvanı. Daha yeni getirdik koyunlarımızı. Yaklaşık 1,5 seneden beri bekliyoruz koyunların buraya gelmesini. Neden derseniz, tabii Türkiye'de bir Covid-19 diye bir hastalık çıktı biliyorsunuz. Bu Covid-19 çıktığından beri yurt dışına bakanlık heyet göndermedi. Koyun giriş ve çıkışlar yasaklandı komple. O yüzden biz bunu kendi imkanlarımızla, kendi imkanlarımız şartlarını zorlayarak daha yeni inşallah Allah da nasip etti getirdik. Şimdi gelen koyunlarımızın tamamı gebe. Bazıları doğurdu yollarda. Şimdi görürsünüz zaten kuzular da var burada. Şu anda doğumlarımız 1 hafta 10 gün içinde başlayacak doğumları nasip olursa. Yaklaşık birkaç ay sonra buralar kuzu olarak dolacak. Yani yaklaşık 700-800 tane hayvanımız olur Allah nasip ederse kuzuladıktan sonra. Yani Türkiye'nin her ikliminde yetişebilir bu hayvan. Çünkü neden? Bu hayvanın yaşadığı yer 6 ay kış, 6 ay yaz. Ne yazı Türkiye'ye benzer, ne kışı Türkiye'ye benzer. Çünkü bu hayvan soğuk iklim hayvanı. Şimdi Türkiye'de de sıcak iklim var, doğru mu? Var. Peki burada da var, şu anda 35-38 derece sıcaklık var. Peki biz burada nasıl bakıyoruz bu hayvana? Şimdi alıyorlar bu hayvanı, normal ağla koyuyorlar. Mesela bizim de ahırımız var, ağlımız var ama bu ağalın içinde eğer bu olmazsa, şu gölgelik olmazsa bu olmaz. Yazın bu hayvanın üstüne güneş kolay kolay vurmayacak. Peki bu hayvanı bu şekilde sağlıklı bir şekilde bakarsan, bu hayvanı sıcaktan ve soğuktan korursan bu hayvan o zaman sana verim verir. Hayvan doğduktan sonra kesinlikle yalamak için hayvanın önüne vermeyeceksin kardeşim. Hele hele Romanov koyununda. Neden? Şimdi üretim yapıyoruz ya. Ortalama 2 veya 3 diyoruz ya, kar amaçlı düşünüyoruz ya. Şimdi kardeşim sen bu hayvandan verim alman için bunları yapman lazım. Hayvan doğdu. Hayvanın yavrusunu dışarıda kurulayacaksın, temizleyeceksin. Aşısını yapacaksın. Anne nasılsa koyun da bir annedir. Hayvan gözüyle bakmayacaksın hayvana. Anne gözüyle bakacaksın. Şefkatiyle bakacaksın. Sevginle bakacaksın. O hayvanın nasıl beslediğine, aç mı, susuz mu, o anne onu doyuruyor ama sen takviye yapacaksın bazen, aç kalabilir ihtimalini düşünerek. Peki neticede ne olacak? İşte o zaman bu ticarette, bu Romanov koyununun üretiminde 1'e 2 kazanırsın, 1'e 3 kazanırsın, 1'e 4 kazanırsın. Yani bir laf vardır halk arasında, saldım çayıra, Mevlam gayra, bu iş olmaz arkadaşlar. Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlarıma önerilerim ve tavsiyelerim. Hakiki Romanov koyunu üreten çiftlikten Romanov koyunu alsınlar. Yani bir başka herhangi bir yerden, pazardan, piyasadan Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlar Romanov koyunu almasınlar. Neden? Çünkü gitsinler Romanov koyunu üreten bir çiftliği bizzat kendi gözleriyle görsünler. Melez olmaması lazım. Irkı bozulmaması lazım. Biz kendi adımıza iddialıyız. Diyoruz ki biz Zoborolu hayvancılık olarak Romanov koyunu üretiyoruz. Ukrayna'dan gidiyoruz. Hakiki Romanov koyununun
gerçeğini buluyoruz. Melez olmayışını. Ta orada başlar o melezlik. Sonra bütün aşıların tamamını yaparak tekrar aşıları, kontrolleri tamamen yapılarak çiftliğimize getiriyoruz gebe olarak. Ve burada hiç melez olmadan, hiç başka bir koyun içine katmadan biz üretime başlıyoruz. Ben Türkiye'de mağdur olan, üretim yapmak isteyip de mağdur olan insanları uyarmak için söylüyorum. Olur abi. Olur, canım. Abi ben farkında mısın? Özellikle ben